Türkiye'nin yeni nesil yatırım platformu Gedik Trader sunar. Merhabalar, Business ET Live için hazırladığımız hisse bülteni programına hoş geldiniz. Konuğumuz Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Besten Aztüylü bizlerle birlikte. Bugün Besten Az, hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün merak ettiğiniz her şeyi tekrar soruya sorabilirsiniz bizlere. Twitter adresimiz üzerinden, Facebook üzerinden, Periskop yayınımız üzerinden sorularınızı ben de burada takip ediyor olacağım ve Besten Az'a yönlendiriyor olacağım. Ama öncesinde gelen son dakikaları da aktarmak isterim sizlere. Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak'ın açıklamaları var. Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamaları aynen aktarmış olalım. Enflasyon en kısa sürede tek haneye düşürmek için adım atacağız dedi. Enflasyonun hedefimize gerilemesi için adım atacağız şeklinde bir açıklaması var Sayın Albayrak'ın. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bağımsızlığı spekülasyona konu edilemez şeklinde bir başlık daha gördük. Hiç olmadığı kadar etkin bir Merkez Bankası yeni dönem hedeflerimiz arasında diyor Sayın Albayrak. Yapısal dönüşümleri sağlayacak OVP'yi açıklayacağız. Sürdürülebilir büyüme için bütçe disiplinini önceleyeceğiz. Enflasyonu önceleyeceğiz şeklinde açıklamaları var. Bunları da aktarmış olalım. Besten Az, ne diyorsun ilk etapta? Bir taraftan dolar TL'yi de aynı eksende sormuş olayım. Endekste de bugün itibariyle de satışların devam ettiğini gözlemliyoruz. Nasıl yorumlamak lazım bu haftaki kayıpları? Bu haftaki kayıplar gerçekten yabancı algısına yönelik bir kayıptı. Çünkü takasa baktığımız zaman artık mesela borsada eskiden teknik seviyeleri izlerdik. Şimdi takastaki yabancı alıcı satıcıya bakıyoruz. Ve şuraya gelirken bile aslında ne zaman yabancılar başlıyor harekete diye açıkçası ona bakmaya başladık. Açıkçası hassas bir dönemden geçiyoruz. Yeni kabine, yeni bakanlar, yeni isimler ve birçoğunu piyasa tanımıyor. Örneğin az evvel Bakan Albayrak konuşması vardı. Hazine ve Maliye Bakanı. Biz Enerji Bakanlığı döneminden tabii Berat Albayrak'ı tanıyoruz ama tabii şimdi aslında şu anda söyledikleri tam olarak piyasanın duymak istediği, almak istediği mesajlardı. Bunlar yavaş yavaş oturacak. Aksiyona dönüştükçe piyasalarda tanışmaya başlayacak. Tabii bu dönem içerisinde biraz sancılı geçiriyoruz ama eğer söylemler aksiyona dönüşürse biz Türkiye ekonomisinin biraz daha yumuşak inişe doğru geçtiğinden emin olacağız. Çünkü şu an için ekonomide bir problem var ve bu problemde Türkiye büyümesinde sert bir iniş mi yapacak yoksa yumuşak bir iniş mi yapacak, tam anlamıyla sorunsal bu. Dolardaki zıplamaları da, işte borsadaki kararsızlıklarında bence esas nedeni de bu inişin nasıl, ne hızlı olacağının belirsiz olması. Şimdi dolar TL'de Asya seansında bir yeni rekor gördük bu noktada. Sığ bir piyasaydı. İşlemler oldukça zayıf. Kotasyon yok neredeyse. O seviyede biz rekoru gördük. Şimdi izleyicilerimizden de çok fazla dolar sorusu geliyor. Evet. Siz hani ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Hani dolar TL'de nasıl bir strateji izlemesi lazım yatırımcının? Şimdi enflasyon veren bir ülkede zaten kendi para birimleri değer kaybetmek zorunda. Çünkü enflasyonunuz var. Dolayısıyla Türkiye'de de şu sıra enflasyon yükselişe geçtiği için ve henüz herhangi bir dönüş sinyali de almadığımız için portföylerde bir miktar döviz bulundurmakta fayda var. O da Türk lirasındaki kaybı önlemek amacıyla. Ama tabii döviz bir yatırım aracı mıdır? Birçok kişi yatırım aracı olarak görmüyor. Fakat enflasyon verdiğimiz dönemlerde dolar veyahut da euro yatırım portföyünde bulundurulabilir. Hisseyi peki ne kadar tercih ediyorsun? Şu aşamada geldiğimiz nokta tekrar bu noktada gerilemeye işaret ediyor. 3 gündür üst üste sert satışlar gözlemledik. Özellikle bankalar tarafından. Burada nasıl bir strateji uygulamak lazım? Dövizi hani nispeten enflasyon yüksekliğe bulundurmak lazım diyorsun ama zannedersen tercihin daha fazla hisse tarafı. Tabii şöyle bir şey var. Hissede bazı hisseler var. Birazdan onları da geçeceğiz aslında. Kur etkisinin veyahut da yaşanan bu döngülerde kendisini tutabilen, defansif kalabilen veyahut da üzerine çıkıp da kazanca geçen hisseler var. Bu tarz hisseleri iyi bulmak lazım. Her dönemin bir hissesi vardır. İşte bu dönemin de hisseleri birazdan geçeceğimiz hisse senetleri olacak. Dolayısıyla hisse şu anda kötü bakmıyorum. Biraz daha temkinli bakıyorum ama işte bazıları var ki birazdan onları göstereceğiz. Şimdi hali hazırda efendim endeksle ilgili bu grafik üzerinden de yorum aktarmak ister misin? Çünkü satışların devam ettiğini söyledik. Burada varsa bir görüşün bu grafik üzerinden de ilerleyelim. Sonra da özellikle ikinci çeyrek finansallarını takip ettiğimiz şu dönemde Besten Az'ın bahsettiği o defansif hisseler kimlermiş onları öğreniyor olacağız. Şimdi Borsa İstanbul'da açıkçası zaten alçalan bir trend vardı. Biz burada şurayı zorladık ki zaten hani Açıl Sezen'le yaptığımız yayınlarda da 500 günlük
üzerindeydik. Buralara geleceğimizi az çok tahmin ediyorduk. Döndüğü nokta Fibonacci'nin %23'lük bir düzeltmesiydi. Biraz tekniğe gireceğim burada. Ama burada bir ayı tuzağı vardı. Boğa tuzağı vardı ve biz aşağı yöne doğru tekrardan baskıdık. Şimdi şunu söyleyeyim. 93.600 bence burada önemliydi. Şimdi 93.600'ün aşağısında da burada 89.600 ki bugün az evvel test ettik ve 87.000 seviyeleri var. Artık gözü biraz daha buralara dikmek lazım diye tahmin ediyorum. Şimdi geçelim istersen finansallara dair beklentiler efendim. Bazılarının fiyatlamasını gördük mü görmedik mi onu tartışacağız ama özellikle kur tarafındaki hareketin finansallar üzerine etkisini değerlendiriyor olacağız. Bakalım yabancı para açık pozisyonu bulunan şirketler ve bunların halihazırdaki pozisyonlarının kur hareketlerine binaen piyasa etkisi ne olabilirmiş onları değerlendirelim. Şimdi aslında bu tablo bu tarafa yani olası etki piyasa değerine göre sıralı. Fakat şöyle göstereyim. Tabii hani her sakallı dede değildir diye bir laf vardır ya bizde. Şimdi Türk Hava Yolları'na baktığınız zaman yabancı para pozisyonu açık gözüküyor. Netaş, İskenderun, Demirçelik, Ereğli açık gözüküyor ama bunların yabancı para pozisyonlarından kastı Türk Lirası, Euro veyahut da diğer para birimleri. Çünkü bilançolarını tuttukları fonksiyonel para birimleri dolar. Dolayısıyla doların da açıkçası TL karşısında ikinci çeyrekte yani 30 Mart 30 Haziran arasında ikinci çeyrekte %16 değer kazandığını görüyoruz. Euro karşısına doların %5 değer kazandığını görüyoruz. Dolayısıyla bunların da olası etkileri artı olarak yansımış. Piyasa değerinde en fazla tutan ise Türk Hava Yolları'nı görüyoruz. Yani şu 1 milyarlık etki piyasa değeri içerisinde %6'ya yaklaşık bir etki bulunduruyor. Hı-hı. Dolayısıyla Türk Hava Yolları'nda mesela şu sıra biz düşüşler görüyoruz ama bunlar biraz daha petrol fiyatları kaynaklı oldu. Fakat şunu söyleyeyim, şu etkiyi görmeseydik Türk Hava Yolları'nı bugün hissedeceğimiz satış baskısı daha fazla olacaktı. Netaş'ın keza yine artı bir etkisi olacak ama orada ortaklarla yaşanan bir küresel bir sıkıntı olduğu için biraz daha hissenin baskılandığını görüyoruz. İskenderun, Demirçelik ve Ereğli zaten hani diyecek bunlara çok bir şey yok. Ereğli şöyle söyleyeyim, hani garantinin %10 düştüğü gün Ereğli'nin biz bir miktar artıya bile geçtiğini görüyoruz. İşte bunların da Demirçelik fiyatlarından artı ikinci çeyrek finansallarına olası kur etkisinin artı olmasına kaynaklı bir miktar güçlü durduğunu görüyoruz. İşte böyle şirket hisselerinde hani az evvel Türk Hava Yolları'nda Netaş'ta bazı spesifik konular var dedim ama böyle hisse senetlerinde ben bu dönemlerde bile biraz daha iyimser bakabiliyorum. Şimdi Türk Hava Yolları tarafı efendim görüldüğü üzere en yüksek açık pozisyona sahip şirketler arasında yer alıyor. Ama dolar cinsinden bilanço tutuyorlar hatırlatmak gerekirse. Açık pozisyonun yen ve euro cinsinden olması sebebiyle de beslenin hesaplaması da bu şekilde zaten olası etkisinin pozitif olduğunu söyleyebiliyoruz. Kur farkı geliri hesaplamışsınız gördüğüm kadarıyla. Evet. Ve eurodaki değer Japonya'daki dolara karşı değer kazançlarıyla beraber hatırlatmak gerekirse bir taraftan da ilk çeyrekte kur farkı gideri de kaydetmişlerdi. Ama ana kıyaslama dönemimiz tabii ki geçtiğimiz yılın ikinci çeyreği. Aynı şekilde devam edelim istersen. Bu tabloda ön plana çıkarabileceğin şirketler var mı? Ve aynı zamanda şunu da sorayım. Biz burada kur etkisini değerlendirmeye çalışıyoruz ama bir taraftan bu hisseler içerisinde sizin önceliklendirdiğiniz, tercih ettikleriniz varsa onların da aynı şekilde değerlendirmeni rica edeceğim. Aslında bir önceki tarafta görmüştük onları. Yani Erdemir grubu gerçekten bu etapta ön plana çıkan hisse senetlerini barındırıyor. Şöyle bir şey var yalnız. Tabii geçen senenin demir çelik fiyatı baz etkisinden dolayı biz ikinci çeyrek finansal sonuçlarından sonra biraz daha demir çelik hisse senetlerinde ağırlık azaltmaya başlayabiliriz. Bu da tabii ticaret savaşlarının da biraz kaygısı da var. O nedenle şimdilik ikinci çeyrekle beraber Ereğli, İskenderun, Demir Çelik beğendiğim hisseler arasında. Bununla beraber Ford Auto yine iyi. Sasa'da yatırım dönemi etkisiyle yani 11 liraları geçemeyeceğini düşünüyoruz. Türk Traktör'de de bir teşvik çıkması lazım. Biz şimdi seçim sonuçlarını aldık. Şimdi tarım teşviği çıkacak diye bekliyoruz. Seçimden önce Sayın Binali Yıldırım Bey'in de tarım teşviklerine fazlasıyla değindiğini biliyoruz ama tabii yeni hükümet ne yapacak? Türk Traktör bu tarafı bekliyor. Traktör satışlarına çok ciddi düşüş vardı. Karsan keza yatırım döneminde. Medikal Park'ta ise hani biraz daha kur etkisinin negatifliğinden dolayı çok hani burada ön plana çıkmıyor ama Erdemir, Netaş, Türk Hava Yolları şu ikisinin
haber etkisi var ama Erdemir ve Fortoto ve Tofaş burada ön plana çıkan hisseler. Bu devam edelim hemen. İkinci sayfamızda Türk Hava Yolları baştaydı. Sonra geldik bir sonraki tablomuza. Şimdi Zora'nın bir ihale haberini bekliyoruz. İhaleyi kazanır kazanmaz ki yüklü bir ihale olacak. Kapasitesine göre ne kadar alacak bilmiyoruz ama Umman'daki bu ihaleye eğer girerse Zora için ayrı bir haber etkisi olacak. Aynı zamanda şimdi burada yabancı para pozisyonu eksi gözüküyor ama Zoran yavaş yavaş bu tarafı toplamaya başlıyor. Hı hı. O nedenle Zoran burada enerji sahibiyle birlikte beğendiğimiz hisseler arasında. Doğutaş Kelebek çok soran oluyor ama burada biraz hane halkı tüketiminin de azalacağı beklentisi. Yani güncel ekonomik konjonktür gereği şimdilik mobilya hisselerini biraz mesafeliyiz o tarafta. Bir de hani Tüpraş'ın çok ciddi açığı var burada. Fakat şöyle bir durum daha var. Burada tabii İran etkisinden dolayı Tüpraş burada biraz hani listede aşağı sıralara kayan hisse senetlerinden oldu. Zaten Koç Holding tarafında da orası Tüpraş'tan daha tabii çok kaynaklandığı da görülüyor aynı şekilde. Kesinlikle Holding öyle. Özelinde söyleyeceğim bir şey var mı peki? Holding özelinde söyleyebileceğim bir şey yok. Yapı Kredi'nin de zaten bedel list tamamlandıktan sonra banka ayağı biraz daha rahatladı. Ama Tüpraş, Aygaz bu taraf hala zayıf karnı olmaya devam ediyor. Bir izleyicimiz demiş ki traktör bu ülkede genç, hani kullanım zamanına baktığınızda o sektörün genç kaldığını değerlendirmiş. Devam edelim istersen bir sonraki tabloyla. Az önceki Türk traktör yorumuna binaen ben de ekleyeyim dedim. Bir sonraki tabloya geçelim, hemen devam edelim buradan. Şimdi burada Aksen'e bakıyoruz. Aslında Aksen şöyle söyleyeyim, enerji içerisinde yine yabancı para pozisyonu eksidi ama yavaş yavaş toparlamaya başladı. Bir miktar dolar satışlarıyla beraber aslında Aksen görünümü biraz daha düzeltebilecek hisseler arasında. Kardemir burada Ereğli yani Erdemir hisselerinden ayıran şey olası kur etkisinin eksi seyretmesi oldu. Bu nedenle doların bu tarz seyrettiği günlerde demir çelik sektöründe Kardemir o sektörün biraz daha aşağısında kaldı. Hı hı. Şimdi tabii burada İhlas'ı görüyoruz ama İhlas'ta da aslında haber şu olacak, bunların gayrimenkul tarafında Kanal İstanbul projesini bekliyoruz ki muhtemelen Kanal İstanbul projesi de bir süre sonra başlayacağını tahmin ediyoruz. Bunun yanı sıra Vestel, yine yatırımdan bahsediyoruz ki yatırım yapan, yatırım sürecinde olan şirketlerin şöyle bir handikapı var Gizem. Bir, temettü dağıtamıyorlar. İki, temettü dağıtamadıkları gibi eğer olası bir finansman ihtiyacında bedelli sermayeye başvurabiliyorlar ki bu da yatırımcıların çok hoşuna gitmeyen bir durum oluyor. Son olarak ise bir de Migros tarafında eksi yazıldığını görüyoruz. O tarafta da henüz daha bir toparlanma göremedik ama hani burada ön plana çıkan hisseler arasında bir Aksen, iki Kolay'ı gösterebilirim. Dikkat ettiyseniz zaten giderek hani olumsuz etkisi daha fazla artana göre sıralanmış vaziyette devam ediyor bu evet tabloda da. Geçelim istersen bir sonraki tablomuza devam edelim. Bu noktada en fazla etkisi olanlar da yabancı para açık pozisyonu bulunan şirketlerde, bu sefer Türk Telekom'la başlayan sıradayız. Türk Telekom'da aynı şekilde kur farkı gideri yazacak olan şirketlerden bir tanesi evet olarak görülüyor ekranda da anlatıldığı üzere. Türk Telekom'da yani fonksiyonel para birimi Türk Lirası dolar ve euro cinsinden açığı bulunuyor. Şimdi lira her ikisine karşı değer kaybettiği için yaklaşık 2.3 milyar liralık bir negatif etki bekliyoruz ikinci çeyrek finansal sonuçlarında. Bunun yanı sıra burada tabii yine ODAŞ enerjiyi görüyoruz. Hani ODAŞ tarafında da kur farkı gider oluşacak ama burada tabii en kötü durumda olan AK Enerji. AK Enerji'de hem yabancı para pozisyonu açığı var, hem likitte sıkıntısı var. Yapılandırdığı banka kredilerini tekrardan yapılandırma isteğinde bulunuyor. O yüzden burada en oynak, piyasa değerine göre en yüksek olan şirket AK Enerji. Yani %80'i şu anda piyasa değerinin %80'i yabancı kur farkından gidecek. Bir sonraki tablomuza geçelim. Hemen devam edelim aynı şekilde. Yabancı para pozisyonunu artıda olanlara bu sefer geçmiş olalım. Evet. Bu sefer artı taraftan bakıyoruz. Şimdi Alarko GEO'ya burada görüyoruz. Burada tabii GEO sektörünün biraz baskısından dolayı belki Alarko GEO'da net bir şey hissedemeyebildik ama faizlerin etkisiyle açıkçası olası etki artı olacak. Dolayısıyla hani GEO sektörü içerisinde ön plana çıkan hisselerden bir tanesi. Burada şuna bakmak lazım. Ülker var bir de. Şimdi Ülker'in yabancı para pozisyonu artı gözüküyor ama dolar varlığı olup euro yükümlülüğü olan bir şirket. Buna dikkat etmek lazım Ülker'de. Yine bir üstte de Alarko'yu görüyoruz. Yani Alarko grubunun yabancı para pozisyonunda net bir sıkıntısı bulunmuyor. Hı hı. Ön plana çıkan
benim açıkçası çok beğendiğim soda hissesi var. Hı hı. Çünkü küresel soda külü fiyatlarında biz artıya geçmeye başladık. Zaten endeksin en ekside olduğu günlerde bile soda hissesinin biraz daha sıfırda kaldığını, hatta bazı günlerde artı bile kapattığını görüyoruz. Dolayısıyla soda açıkçası bu tabloda en beğendiğim hisseler arasında kalıyor. Ege Endüstri de şunu söyleyeyim. Yan sanayi açısından hani Goodyear'a göre biraz daha olumlu bir performans sergiledi. Zaten olası kur etkisi de artı. Ege Endüstri de beğendiğimiz hisseler arasında. Tabii hemen Goody de altta geliyor ama dediğim gibi Goody şu anda finansalları olumlu olmasına rağmen Ege Endüstri gibi bir şey göremedik, bir performans göremedik. Hı hı. Bir de burada Tekfen'e bakmak lazım. Tekfen de iş yükü nedeniyle, almış olduğu bulundurduğu iş yükü nedeniyle her an yeni projelere potansiyeli açık birisi. Şişe grubunu nasıl değerlendiriyorsun? Onunla ilgili de çok fazla sorular geliyor. Evet, yani Şişe grubu çok uzun bir süre iskontolu kaldı. Şişe ve soda beğendiğimiz hisseler arasında, sektör arasında hatta öyle söyleyeyim. Dolayısıyla hani şişelerin iskontosu bir nebze gitti ama yine de bu tarz günlerde olası etkisinin artı olduğu, kurun hareketli olduğu günlerde Şişe grubu da açıkçası, şişe hissesi de bence olumlu performans olarak karşımıza çıkıyor. Devamı var mıydı bu tablonun? Hatırlayamadım ama arkadaşlar getirirlerse bir sonraki tabloyu da görmeye çalışalım varsa hemen geldi bir sonraki tablomuz aynı şekilde. Evet, bu da son tablomuz. Şimdi burada ön plana çıkan ne var? Pegasus, Enka ve Turkcell var. Hı hı. Bunların yabancı para pozisyonları artı olmasına rağmen etkilerinin negatif olduğunu görüyoruz. Bu da şundan dolayı kaynaklanıyor. Pegasus tabii Euro bazına tutuyor. Hı hı. Türk Hava Yolları'nın tam tersi bir durum söz konusu burada. Enka'da ise Euro ve TL cinsinden para varlığı bulunuyor. Yani bilanço fonksiyonu, fonksiyonel para birimi dolar. Hı hı. Ama bulundurduğu para pozisyonu Euro ve TL cinsinden. Dolayısıyla ne kadar dolar bazı tutuyor olsa da burada doların etkisini görecek ve yaklaşık 108 milyonluk bir net zarar etkisi yaşanacağını düşünüyoruz. Ama Enka'da da yine açıkçası iş yapabilme faaliyetleri, coğrafyası açısından hani çok olumsuz etkilenebileceğini ben düşünmüyorum. Turkcell burada yine yatırım yapan şirketler arasında aynı zamanda olası etki de negatif hissedecek. Hani Turkcell biraz daha geri planda kalıyor açıkçası ama Pegasus ve Enka burada ne kadar eksi yazsa da havacılığın ve Enka'nın faaliyetleri gereği yine ön planda durmaya devam edecek hisseler arasında diyelim. Devamı var mı tablonun? Devamı kadar? Yok. Ama belki şeye bakabiliriz. Petkim, Aselsan'a bakabiliriz. Çünkü biz herhalde birazdan... Aselsan zaten soruldu. Evet. Yerimize doğru. Geçtiğinde muhtemelen Petkim, Aselsan bir de garanti aynen. Koyarlar yanına. Soruları çok gelecek. Hı. Şimdi her ikisi de olası etki açısından olumlu. Şimdi Aselsan'da ikincil halka arzın o etkisini atlattıktan sonra toparlandığını görüyoruz. Yaklaşık 23 lira seviyeleri burada Aselsan'da önemli bir ortalamaya denk geliyor ve bir bant aralığına geliyor. Aselsan açıkçası biraz daha beklemek lazım. Yaklaşık yani 23 liraları gerilemesi halinde biraz orada yavaş yavaş kademeli alımlar gerçekleştirilebilir. Petkim'de ise yine olası etki artı fakat piyasa değerine göre oldukça düşük olsa da yine de dolar en azından doların euronun çıkışından biz olumsuz etkilenmiyor diyebiliyoruz. Petkim'de de marjların toparlanması 3. çeyrekten itibaren başlayacak. Yavaş yavaş bu fiyat seviyelerinden ala ya da hani alf düşündüğümüz hisseler arasında bence Petkim olmaya başlasın. Peki alfa arayışı içerisinde olduğunuz hisseler var mı? Mesela yani bu etkiler haricinde ön plana çıkarabileceğiniz, defansif olarak değerlendirebileceğiniz başka hisseler var mı? Yani endeks üzerinde getiri sağlayabilecek, ön plana çıkarabilecek. Burada neler olabilir? İşte burada açıkçası şunu söyleyeyim. Bir, savunma sanayinden gelebilir. Hı hı. İki, Kanal İstanbul projesiyle beraber haber etkisinden gelebilir. Üç, özellikle ilaç sektöründe açıkçası hükümet atılımlar yapmak istiyor. Olası teşviklerde bu üç sektör ön plana çıkabilir diye düşünüyorum. Peki gelelim sorulara. Bu noktada çok kısa vaktimiz kaldı. Kalan son 2-3 dakikada ben de hatta 1 dakikada sorularınızı alacağım. Buradaki sorulara baktığımızda bu arada Sayın Albayrak'tan tekrar açıklamalardan da aktarmaya çalışayım. Yapılandırma işlemleri genel yaygın bir durum değil şeklinde Anadolu Ajansı'na aktarımlara devam ediyor. O son dakikaları da aynı şekilde belirtmiş olalım. Peki bu tarafta soruları soracağım dedim. Son 1 dakikamız var. Hemen sorularınızı yönlendirin. Ben de Besnaz'a yönlendirmeye çalışacağım aynı şekilde. Gözden
kaçırmış olabilirim. Beste'yi dinliyordum efendim, kusura bakmayın. Hani bu noktada yönlendirmeyi çok doğru yapamamış olabilirim. Peki o esnada sorular gelene kadar bize devam edin bir taraftan bakıldığında. Petkim'le ilgili son gelen raporlarda hani risk getiri seviyesini cazip buluyor musun? Onu soracağım. Çünkü genelde aslan başlıklar bu yönde geliyor. Şimdi Petkim'de açıkçası ben biraz daha kısa vadeli değil de daha orta ve uzun vadeli düşünen taraftayım. Hani bu konuda biraz daha defansif kalıyorum. O bakımdan hani ben Petkim açısından bu fiyat seviyelerini önümüzdeki yılla kıyaslayınca bana açıkçası risk getiri oranı da cazip geliyor İzem. Peki şu an itibariyle bu satışlardan sonra hani tekrar toparlanmasını beklediğin, bir fırsat olarak gördüğün herhangi bir şirket var mı? Açıkçası hep biz bir bankacılık endeksinden umutluyduk. Fakat şunu söyleyeyim, yabancı ordino satışları, özellikle garanti üzerine yoğunlaşan yabancı ordinoları biraz açıkçası kötü bir duruma getirdi. Ve bir de artan faizler ve enflasyon seviyesindeki yansımaları daha enflasyona bence tap yapmış değiliz. Bu nedenle bankacılık şu anda bizim hani biraz daha risk seviyesinin arttığı bir durum oldu. Hani banka toparlanmadan endeks toparlanır mı? Açıkçası bu ordinolarla biraz zor duruyor. Peki süremizin sonuna gelmişiz efendim. Tekrar Beste zaten önümüzdeki haftada tekrar burada olacak. Ben de elimden geldiğince aktarmaya çalıştım. Bu arada son dakikalardan da tekrar bahsetmeye çalışayım. Sayın Albayrak'ın açıklamaları gelmeye devam ediyor. Ekonomi politikalarının uyumu en üst düzeyde olacak dedi kendisi. Yerli yabancı yatırımcının ilgisi daha da artacak diyor Sayın Albayrak Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamalarda. Daha sade, daha kararlı ekonomi politikasının destekçisi olacağı şeklinde bir açıklaması var. Mali disiplinden taviz vermeyeceğiz diyor. Şirketlerin borcunun gayri safi yurt içi hasıla oranı makul ve sürdürülebilir seviyede şeklinde bir değerlendirmeyi de aynı zamanda bahsetmiş. Ve yapılandırma işlemlerinin genele yaygın bir durum olmadığının açıklamasını yapmış. Anadolu Ajansı'na yaptığı değerlendirmelerde Sayın Albayrak. Yayınımızın burada sonuna geldik. Hisse bülteninin burada sonuna geldik. Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Beste Nasürlü bizlerle birlikteydi. Yayınımızın tekrarını tekrar YouTube hesabından izleyebilirsiniz. Şimdilik teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Türkiye'nin yeni nesil yatırım platformu Gedik Trader sundu.